Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size yaz aylarında panel gücümüz kadar neden üretim alamadığımızı anlatmaya çalışan bir video çekeceğim. Birçok soru alıyorum bu konuyla alakalı. Örneğin kendi projemizde 6 kW'lık inverterimiz var. Üzerinde panel gücü olarak 6.6 kW'lık bir yükleme yaptık. Ama ekranda çoğu zaman 2 kW, 2.5 kW'ı hiçbir zaman geçemedik. Sistemimizi kuralı yaklaşık 15 gün oldu. Burada neden yükselemediğimizi, hava sıcaklığının nasıl etkili olduğunu anlatmaya çalışacağım size. Biraz da inverterin üzerindeki rakamların ne anlama geldiğini anlatmaya çalışalım size. Örneğin şu an inverterimizin ekranında yaklaşık 2000 watt yazmakta. 2000 watt şu anlama geliyor. Güneşten elde ettiğimiz panellerden gelen enerjiyi dönüştürdüğümüzde evde kullanılabilir enerji ya da şebekeye verebileceğimiz enerji miktarı anlık olarak şu an 2000 watt. Bir başka deyişle evimizde fırın açtığımızı varsayalım. Fırın 2000 watt çekiyor olsun. Fırını tamamen bedava kullanmış olduğumuz anlamına gelir. Ama sürekli 2000 watt olmaya devam ederse, örneğin bir bulut gelir, 2000 watt değil de 1500 watt vermeye başlar. Bu durumda ne olacak? 1500 watt'ı güneşten karşılayacağız. Fırınımızın 1500'lük ihtiyacı güneşten. Geri kalan 500'lük kısmı ise şebekeden çekeceğiz. Aslında direkt 2 kW'ı şebekeden çekiyoruz normal bir evde. Ama güneş enerji santrali olan bir evde güneş enerjisi öncelikle üretebildiğini üretiyor. Yetmediği yerde şebekemiz onu destekliyor. Gelelim asıl konumuza. Güneş enerji santralimizi kurduk. Ağustos ayının ortasındayız. Havanın çok güzel olduğu, bulutsuz olduğu günler de oldu. Ve bunları hep kaydettik sistem olarak. Ve şu an size gösteriyor olacağım bunları. Buna rağmen biz inverterimizin ekranında ya da kaydettiğimiz enerji üretim değerlerimizde işte 2500'leri, 2600 wattları görebildik. Aslında 3000 watta kadar görebiliyor olmamız lazım. Teorik olarak biz panellerde 3300 watt bağlantı yapıyoruz. İnverterimizin çıkışında 3000 wattı hava güzelse alabiliyor olmamız lazım. Burada bizi engelleyici en büyük etken sıcaklığın çok yüksek olması. Sıcaklığın artması biz su ısıtmadığımız için dezavantajlı bir durum. Biz elektrik enerjisi üretiyoruz ve elektrik enerjisi üretebilmek için fotovoltaik panellerin ihtiyaç duyduğu çalışma sıcaklığı, hücrenin olması gereken sıcaklık 25 santigrat derece civarı. Biz herhangi bir paneli satın alırken de 100 watt, 200 watt, 300 watt gibi değerler 25 santigrat derecede ölçülmüş değerlerdir. Yani hava sıcaklığı arttığı zaman otomatik olarak panel sıcaklığımız da artacak. Panel sıcaklığımızın artmasıyla birlikte de üretim aşağı yönlü inecektir. Peki her bir sıcaklık, her bir santigrat derecede ne kadarlık bir kayıp yaşayacağız? Bunu da almış olduğunuz panelin datasheet'inden görebilirsiniz. O datasheet'te eksiyle başlayan temperature coefficient diye geçen ya da sıcaklık katsayısı olarak adlandırılan bir değer vardır. Pmax değeri. Oraya özellikle bakmanızı tavsiye ederim. Bu değer yaklaşık -0.40 ya da -0.35 mertebelerinde bir rakamdır. Standart bir panelden konuşursak eğer. Bu da şu demek, her bir santigrat derece artımında -0.40 yüzde olarak sizin sisteminiz üretim kaybı yaşayacaktır. Yani hücrede 25 yerine 35 santigrat derece olursa %4 gibi bir kaybınız olur bu durumda. Farklı panellerde bu %5 olabilir. Farklı panellerde bu %2,5-3 olabilir. Bu kullandığınız ekipmana göre değişkenlik gösterir. Bu sebepten bizim sistemimizde de kullandığımız paneller farklı farklıdır. Mesela polikristal, monokristal ya da hit panel. Hepsi sistemimizde mevcuttur. Ancak bunların tamamı sıcaklıktan etkilenir. Çatının üzerinde yaklaşık bir 10 santim bir boşluk var ve onun üzerinde havalandırmayı sadece oradan sağlıyoruz. Yani bu aslında özetle şu demek, hava sıcaklığı 25-30 santigrat derece olduğu zaman biz o panellerin altında 55 dereceleri, 60 dereceleri görebiliyoruz. 60 dereceleri gördüğümüz zaman da aradaki sıcaklık farkından dolayı belki %10, 15 hatta %20'lere varan üretim kaybı yaşamamız oldukça doğaldır. Bu sebeple yapmış olduğumuz deneylerde ve izleme sisteminin tamamına baktığımızda her zaman
2,5 kW, 2,6 kW'ın daha üstüne çıkamadık. Ama buna istisna olarak bir gün, tam olarak günü hatırlamıyorum ama size şu an ekranda da göstereceğim onu. Grafik olarak hava durumunun serin olduğu ama güneşli bir havayla karşılaştığımız bir günde ekranlarda 3 kW'ı yakalayabildik. Her iki inverterimizin ekranında da 3 kW değerini yakaladık ve bunu resimledim. Bunları da sizinle paylaşıyor olacağım şimdi. Bu şu demek, 3 kW verdiği anda gün boyu 3 kW vermeyecek. Takdir edersiniz ki sabah saatlerinde çok az üretmeye başlayacak, yavaş yavaş artacak. Akşama doğru, öğleden sonra da tekrar yavaş yavaş azalacak ve günün sonunda da sıfırlanmış olacak. Biz 3 kW'ı ekranlarda gördük ama izleme sistemimizde bunu kayıtlara geçiremedik. Bunun bir nedeni de şu, izleme sistemleri farklı periyotlarda örneklemeler alırlar. Örneğin bazı inverterleri ayarlarsanız her 5 dakikada bir örnekleme alır. Bazıları 10 dakikada alabilir, 15 dakikada bir örnekleme alabilir. Eğer siz bu örnekleme anında 3 kW üretiyorsa inverter, izleme sistemimizde de 3 kW'ı gördüğümüzü kayıt altına almış olacağız. Ama izleme sistemi örnekleme aldığı noktada değilse ve biz o an 3 kW üretiyorsak 3 kW'ı göremeyeceğiz ekranlarda. Mesela şu an izleme sistemine bakıyoruz. Her iki inverterimizin de gün içerisinde hiçbir şekilde 3 kW üretmediğini görüyoruz. 3 kW üretmedi ama biz ekranda 3 kW ürettiğini resimledik. Nasıl olacak bu? Dediğim gibi örnekleme zamanlarına denk gelmesi lazım ki inverterin 3 kW ürettiği kayıtlara geçsin. Evet, bu videomuzda da solar panellerin sıcaklıklardan nasıl etkilendiğini anlatmaya çalıştık size. Sıcaklık sadece bir etken. Bunun dışında gölgelemenin olması, kurulum açıları, kurulum yönleri direkt olarak panel üretimini etkileyen faktörlerdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.